doğanız olarak doğuyorsunuz. Fakat üstüne nurture, yani yetiştirilirken size verilen destek, emek o yetiştirmeye başlıyor. Zaten en büyük problem oralardan çıkıyor. İşte çünkü bu kişilik bozuklukları dediğimiz bütün tanılar esasında yetiştirilirken. Bakar mısın? Aile ne kadar önemli, ebeveynlik ne kadar önemli. Aile önemli değilse bile seni büyüten çevre, bir de o var yani. Sonuçta bir anne baba olmayabilir, düzenli bir aile olmayabilir ama herkesin bir mentörü, bir çevresi var. Dönelim ortaokuldaki Esra'ya. Peki bu sorun tespit edildiğinde sizin eğitim hayatınız tabii ki normal olarak sekteye uğramaya başlamıştı. Tabii ama sorun tespit edilmemişti zaten. Sonucunu biliyorlar, nedenini bilmiyorlar. Aynen. Yani ben böyle bir anda kötü bir öğrenciyim. Takip edemiyorum. Fransız okulunda çok ezbere dayalı dersler vardı. Bir yerden bir ipucu, bir kaçıyor, bir de mükemmeliyetçiyim falan. Yani karman çorman oldum. Bir Fransa'ya gittim, geri geldim falan. Yani çok insana anlattığım için bunu çekinmeden söylüyorum. Bayağı zorlandım. Yani zor bela liseyi bitirdim diyelim. Amerika üniversiteye gittim. Zaten bütün bu hayatımı, o bölümünü tepetaklak eden ama bugün dönüp baktığımda iyi ki olmuş dediğim bağımlılık başladı. Amerika'dan başladı. Evet. Amerika'da başladı. Amerika'da 2. senemde. Bir ortam mı oluyor? Nasıl oldu? Ortamdan zaten bu 3 ayaklı bir tabure gibi hep söylüyorum. Bu taburenin ayaklarından biri eksikse bağımlı olmuyorsunuz. Bir şekil bir genetik formasyon. İlla ki annenizden babanızdan gelmesi şart değil. Dopamin salınımınızda eksik vardır. Serotonin bağlanmıyordur. Belki dedenizin bilmem nesinde bir aktarımı vardır. Yani tek bir gen yok çünkü birçok genin birleşmesinden. Bir o. İki, bir şekilde bir psikolojik sıkıntı ama bu illaki çok büyük bir şey olması şart değil. Dediğim gibi belki annemle babamın boşanması, belki kötü bir öğrenci olmam. Yani metabolizmayı düşüren, psikolojik metabolizmayı düşüren bir etken. Üçüncüsü de peer pressure, yani arkadaş baskısı. Şimdi ben mesela şöyle anlatayım. Genetik olsaydı, psikolojik olarak da sıkıntılı olsaydım ama Ardahan'ın bilmem kim köyünde yaşıyor olsaydım, önüme hiç uyuşturucu, alkol falan gelmemiş olsaydı olmayacaktım. Ardahan'ın bilmem ne köyünde neler var bilseniz. Yani o zaman diyelim. Yani, evet, ama evet, yani demek istediğim hiç öyle bir ortam olmamış olsaydı. Availability, ulaşılabilirlik Türkiye'nin de en büyük sorunu şu anda bu öyle. Zaten. Her yerde, her koşulda her şeye ulaşılabilir bir hale gelmesi Türkiye'de ekosistemi. Bir de şöyle bir şey, ben bu perşembe, bugün çıkacak esasında Profesör Doktor Nesrin Dilbaz'la bu ketaminle ilgili bir söyleşi yaptım. Şimdi diyor ki her şeyin kolay olması, hiç sıkılmak istememek. Öyle diyor yani yeni gençlik ve aileler, ay benim tek istediğim çocuğum iyi olsun. Diyor ki böyle bir hayat yok. Şimdi böyle bir hayat bekleyenler zaten bu hızlı hazı bir takım bağımlılıklarla alıyorlar, uyuşturucuyla alıyorlar falan. Çok da güzel anlatıyor. Ama dediğim gibi yani bana bir cuk oturdu, gittiğim ortam öyleydi falan derken zaten ip orada koptu. Üniversiteyi de yarım bıraktım. Tek bir maddeden bahsetmiyoruz herhalde. Maddeleri sormayacağım ama derin bir bağımlılık hikayesi var. Şimdi şöyle söyleyeceğim, o maddelerle ilgili bilmiyorum. Onlar beni ilgilendirmiyor. Hayır ama önemli, başka bir yere geleceğim oradan. Peki. Çünkü insanlara önemli, bunu söylemek istiyorum. Mood altering, yani sizin kafanızın içini bulandırabilen her madde birbiriyle aynı ve beyin ayırt edemiyor. Ve hepsi alkol, Xanax, ketamin, aferimin içinde olan kodein, işte eroin, kokain, ne diyorsan hepsi, kanabis, hepsi birbiriyle aynı. Yani bir tanesine bağımlıysanız, nikotin sakızları, şimdi bir de onlar var. Bir tanesine bağımlıysanız öbürküne bağımlı. Bu nikotin falan biraz daha farklı, o beyindeki o şeyi değiştirmiyor çok fazla ama bütün bu maddeler önemli. Çünkü niye? İnsanlar zannediyor ki ben işte marihuana'ya bağımlıydım, onu bıraktım, alkol içebilirim. Hayır değil. Bütün kafa yapıcı maddeler ama bunun içine bilmeden doktorun size yazdığı, reçete ettiği narkotik ağrı kesici de olabilir. Bunların hepsi blood-brain barrier. Beyin kimyasını mı değiştiriyor? İşte beyin koruyucu zarını geçiyor. Moleküler olarak nörotransmitterlere yapışıyor ve dolayısıyla beyin kimyasını değişiyor. Onun için önemli. Niye önemli? Bir dakika, bir saniye. Beynimizde beyin koruyucu bir zar mı var? Tabii ki. Mesela aspirin geçmiyor. Molekül daha büyük. Ama şimdi bugün görülüyor ki mesela o toksinler, küf, nasıl mesela bağırsak beyin bağlantısı dediler. Oradan giden bazı moleküller geçiyor. Yani beyni koruyan bir zırh var. Fakat o zırhı maalesef bu uyuşturan maddeler geçiyor. Yani beyni bulandıran, bunlar organik diye de tabir edilebilir. Çünkü bir de öyle bir şeyle kafasını karıştırıyorlar ya gençleri. Ya bundan bir şey olmaz, bu çok organik, bitki ya benim doğada çok da geliyor, var falan. Maalesef, çok ondan sonra bir de kimyasal dediğimiz evet. Metamfetamin var, uyuşturucu kokain var, maddeler var. Bunların hepsi de beynini evet. koruyan bu zarı aşarak beyin kimyasını dejenere evet. ediyorlar. Ve ilk dejenere ettiği yerde ön beyin. En son yetişen, en son matüritesini tamamlamış olan ön beyin. Yani frontal aslında lobe. Bizim bütün karakter inşamızdaki... Karakterden ziyade daha da yani eksekutif beynimiz. Asıl yönetici. Yönetici beyni ilk bozmaya başlıyor ve korkunç geri gidiyor. Şey. Dolayısıyla zaten diyorlar ki yani ne yapacaksan şöyle biraz en azından 25'e kadar falan bir tut kendini. Çünkü en azından o beyin inşa edilsin. Gençlerde şunu görüyoruz. Erken yaşta 15, 16, 17 marihuana başladı, başka şey başladı, alkol başladı. O gelişimi durduruyor. Yani hiç gelişmiyor. Onun için görüyorsunuz böyle çocuk gibi davranan bir takım yetişkinler, diyorsun ya bu nasıl iş, bu adam her zaman geç kalıyor. Devamlı bir labaliyet, işine gücüne bakmıyor falan. Eğer bir madde kullanımı ya da alkol kullanımı varsa biraz oralara dayanıyor. Niye bunu dedim? Dediniz ya madde önemli değil dedi diye. Ben alkol hiç sevmedim Özlem Hanım. Hiç alkol nefret, tadından nefret ettim. Fakat benim ilk rehabilitasyon deneyimimde 2000 senesiydi, Minnesota'daydım. O zaman kaç yıllık bağımlısınız? 21'de başladım. 28 falan yaşındayım o zaman. Yani 7-8 senedir bir bağımlılık evet, tablosu içinde mücadele ediyorsunuz. Aynen. Böyle içiyorum, içmiyorum, kullanıyorum, binge içiyorum falan. Benimki biraz daha böyle her günlük değil, daha böyle ara ara kullanılan bir durumum vardı. Bana terapist dedi ki sen alkoliksin de ve ben hayır ne alakası var dedim. Bunu insanlara örnek olsun diye diyorum. Çünkü ben önüme gelen insanlara da söylüyorum. Ay hiç mi içemeyeceğim? Hayır hiç içemeyeceksin. Çünkü senin bir bağımlılık hastalığın var. Ve beni 28 ile 34 yaş arasında hala bu işle mücadele etmekte kalmamın sebebi sadece o konuya itiraz etmiş olmam. Çünkü alkol sevmiyor olmam. Ve sağda solda laf ola atıyorum yılbaşı gecesi bir bardak şampanya içiminin beni tekrardan ters geri her şeye geri başlatmasıyla. Bu kadar basit. Bir kadeh şampanyayla evet. oralara dönülüyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Beynin bu... Şimdi şöyle örnek vereyim. Böyle bir şey düşünün. Bir, hani böyle artı 10, eksi 10 böyle var bir kare düşünün. Evet. Şimdi siz sıfırdan başlıyorsunuz. Normal insanlar hepimiz. Sabah kalktınız, atıyorum harika bir hoş bir haber aldınız. Dopamin salıyorsunuz, artı 5'e gidiyor. Sonra normale dönüyor. Peki. İşte çocuğunuz falan oldu, 50'ye çıkıyor falan. Fakat alkolle bu 100'e çıkıyor. Öbür mesela kokainle falan 1000'lere vuruyor. Fakat siz bunu, bu Anna Lampke diye bir kadın var Stanford Üniversitesi'nden, çok güzel anlatıyor. Pain pleasure, yani haz ve acı arasında. Şimdi haza gidiyor, beyin diyor ki sonradan diyor beyin kendini kalibre ediyor. Biraz acıya düşüyor, hangover. Sonra ortaya geliyor. Ama sen çok fazla bu tarafa böyle vurmaya başlarsan beyin ortaya kalibre edemiyor ve hep aşağıda kalıyor. Aşağıda da kaldıkça daha fazla kullanma ihtiyacı hissediyor işte ki sıfıra gelsin. Evet. Bütün beyin kimyasının alt üst olduğu bir evet. dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla da siz beyni durulmaya çalışırken herhangi vereceğiniz, yani ben bugün 18 seneyi geçtim Mayıs ayında. Sober yani evet, temizsiniz. Aynen. Hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Hiçbir şey kullanmadan. Bildiğimiz hiçbir şeyden bahsediyor evet. Esra Çavuşoğlu. Demin de anlattığı gibi bağımlılık dediğimiz şey artık bir hastalık kabul ediliyor evet. ve bundan iyileşmenin tek yolu %100 temiz kalmak. Evet. Başka bir hiçbir yöntemi yok bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Ve temiz kalırken de bu kadar şöyle de bilinçli olmak. Çünkü çok da sinsi bir hastalık. Bu arka taraftan devamlı ya ne olacak ya işte filan bir tane de yani şu anda bana olmuyor çünkü meslek olarak yapıyorum ama çok insanlara tavsiyemiz bu atsız alkolikler, atsız narkotikler buralara gidip kendilerine bu hastalığı hatırlatmaları. Çünkü çok normal günlük hayatınıza girdikten sonra çok insan var böyle 20 senelerden 30 senelerden sonra relaps edip geri dönen, bir duygusal boşluğa düşen, farklı bir stresin altında tahammül edemeyen. O da bu arka tarafta bulunan hastalık her an böyle tetikte bekleyen bir hastalık olarak biz söylüyoruz. Dolayısıyla mesela gittiniz diyelim 10 senelik ayıksınız. Fazla da ciddiye almıyorsunuz. Ayıksınız ama hani böyle labali davranıyorsunuz diyelim. Estetik ameliyatı oldunuz. Amerika'dasınız. Paranız da var. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir örnek. Şimdi, gittiniz, doktor size bir kutu Vicodin verdi. Nedir yani narkotik ağrı kesici. Oxycontin falan var ya, Amerika'daki en büyük. Çünkü şu anda büyük bir kriz Amerika'da. Evet, tabii. Bu böyle bir kutuyu verdi size. Siz bir taneyi aldınız, akşam çok ağrınız var. Şimdi eğer hazırlıksızsanız bir tane oluyor iki tane. İki tane ay iyi de bir yumuşattı, rahat ettirdi beni diyor. O oluyor üç tane. Ondan sonra bir başlıyor fırırt diye geri dönmeye. Dolayısıyla ağrı kesici bağımlılığı diye bir şey de var. Var, o çok var. Dolayısıyla da her an kendinize bu hastalığınız olduğunu hatırlatmanız lazım. İlacı yok. İlacı sadece ve sadece her gün kendinize bir şekilde bağımlılık hastalığınız olduğunu, hiçbir zaman hiçbir şartta içmeyecek ya da çekmeyecek ya da sarmayacak olmanız tek şekli bu. Başka türlü iyileşmenin ve iyi kalmanın bir imkanı yok.